Biz Kırklareli halkıyız, andımız olur sözümüz, damarlarımızdaki kan, Atatürk bizim özümüz. Biz Kırklareli halkıyız, Mustafa Kemal nabzımız, damarlarımızdaki kan. Böyle zambaklarla, güllerle karşıladı bizi. Ev bahçenin güzelliğine bakar mısın ya? Bahçenin güzelliğine bakar. Selamünaleyküm aga. Ya izinsiz de aldık öyle biz buraya be. Güzel giyinirdik böyle. Hoş geldiniz. Aa, haber vermeden geldik ya. Biz bilmiyorduk burayı. Şöyle geçerken tarihi evi olarak gördük. Merhaba ablacığım. Çok güzel ya. Yani güzel eski yapı görünce daldık biz de, kusura bakmayın. Efendim işte Üsküp'te böyle evlerin bahçeleri genelde çiçeklerle, güllerle, zambaklarla, ağaçlarla, meyve ağaçlarıyla donatılmış şekilde ve arkamızda da hemen soğan ve patates ekmişler. Birçok sebze de var burada ekilenler. Yani hayat burada güzel be ya. Güzel mi Bülent abi? Bülent Korkmaz yazmışsın ama Hasan Şaş, Emre Belözoğlu, bu ne yapmışsın ya, bütün futbolcular. Çay böyle şey var. Şimdi bizim yaşımızdaki insanlar bilir ama çocuklar şu an İstanbul'da ya da Ankara'da büyük şehirlerde yaşayan çocuklar bunları bilmez. Bu bizim çocukluğumuzun kuzine sobası. Burada patates falan da biz böyle pişirdik ara sıra. İşte burada fırın niyetine de kullanılıyordu eskiden burası. Üstünde çay ocağı gibi çay demlenirdi. Sular kaynatırdı bu güğümlerle. Bazen işte duş yapma ya da yıkanma suyumuzu da buradan ısıtırdık bu güğümlerle. Köy hayatı böyle doğaldı, organikti, güzeldi. Şimdi buraya artık doğalgaz da geldiği için insanlar artık doğalgazla o sorunlarını da halletmiş oldular. Evet. Doğal erikler, papaz eriği, güllerin arasında bir erik ağacı. Yine bu bahçede. Tarihi ve güzel bir ev. Sevgili izleyiciler, görüyor musunuz? Aynı bizim eskiden tabii ki yine dedelerimizin zamanında yapılan, burada asma, çardak derdik biz. Şu an ne diyorlar sizin burada? Sundurma. Evet, sundurma, çardak. Şöyle buraları daha tabii çok eski bir yapı. Sundurma, evet. Türk dilinde bu sundurma vardır her yerde. Bütün her yerde. Türklerin yaşadığı yerde sundurma derler. Buna Türk evleri avlulu bahçe. Evet, avlulu bahçe. Aynen. Türk evleri genelde hep böyle sundurmaydı. Bahçe, avlu, bu peşkun. Sofra. Peşkun derler. Bazı yerlerde yerde yemek için sofra bu. Sevgili izleyiciler, şöyle. Şöyle bakın. Şöyle bir sofra bu. Yerde yer sofrası yapılır. Burada halen bunu yaşatıyorlar. Tebrik ediyorum sizler efendim. Turgut Bey ve yenge hanım tam bir Trakya kadını. Nasılsınız? Rahatsız ettik sizi. Ay, teşekkür ederim, estağfurullah. Ama çok güzel ya, hoşumuza gidiyor artık böyle doğal yapıları az gördükçe. Az kaldı artık. Biz de ayakta tutmak için bayağı çaba gösteriyoruz. Çocuklar da bizi destekliyor işte. Hep birlikte. Çocuklar nerede? Çocuklar İstanbul'da. İstanbul'da. Evet. Sizin isim ne? Fatma. Fatma'nın soy isim ne? Çocuklara selam gönderin. Selam olsun herkese. İstanbul'da nerede çocuklar? İstanbul'da biri Kuzguncuk'ta. Kuzguncuk'ta, evet. Üsküdar'da. Küçük oğlum arkeolog. Büyük oğlum da tasarımcı. Onlar da 500 evlerde. Artık İstanbullu oldular onlar diyorsunuz. Geliyorlar mı bazen? Ya biz de İstanbul'da oturuyoruz. Yazın burada. Ha, yazın geliyorsunuz. Şimdi yeni geldik. Aa, ne güzel bak ya. Şu güzelliğe bak ya. Böyle bir yaşam olur mu ya? Böyle bir hayat. Herkesin arayıp da bulamadığı. Evet, evet. İyi ki de burayı terk etmemişsiniz. Ya biz de işte çok güzel. Yazları geliyoruz. Yazları geliriz. Teşekkür ediyorum ablacığım. Bu da eski asmalarımız. Burada çardak gibi kullandığımız üzüm, asma üzüm. Evet, Bülent abi şöyle bir görelim. Bülent abi diyorum, Turgut. Karıştım. Turgut abi. Turgut abi, şurada Bülent Korkmaz var. Oraya o yüzden takıldı kafam. Turgut Bey, siz İstanbul'da nerede oturuyorsunuz? Gaziosmanpaşa Küçükköy'de. Gaziosmanpaşa'da. Bizim kanal orada, Tekrüm Eliti'ni. Kanal sizin nerede? Gaziosmanpaşa'da, Bereş'te. Ha, Bereş'te, evet tabii. Abi ya, Tekrüm Eliti evet, orada yakın sizlerden. Havuzbaşı'nın oralar, evet, evet hemen orada. Evet. Yakın kanalımız. Sevgili izleyiciler, bir tarafta erik, bir tarafta yine erik, bir tarafta güller, bir tarafta asmada üzüm. Bu asmamız da 60-65 senelik şu omacı. Vay be. Omacı evle beraber yaşıt yani. Rahmetli babam ekmiş. Bunlar 4 tane imiş burada. Bir tane kalmış. Ne güzel yani. Onu bir tane kalmış. Biz onu yaşatmaya çalışıyoruz. İşte çardak yaptık böyle. Güzel. Hem altında oturup kahvaltımızı yaparız. Yani. Hayatın güzelliği burada aga be. İstanbul'da şimdi o keşmekeş yanıyor ortalık. Şart yanıyor. Çok güzel olmuş. Biz de şimdi geldik, burayı da görmüş olduk. Teşekkür ederiz bize kapınızı açtığınız için. Asmalar ektik orada da işte, bize bir yeşillik olsun, bahçemize güzellik olsun diye. Çok güzel ya. Evet, soğanlar gördüğünüz gibi ekili. Bunlar olmuş artık Turgut abi. Var mı daha? Ne kadar var? Ha, öyle mi? Tabii, baş bağlaması gerekiyor. Onlar ne? Onlar biber. Biber ektiniz. Kapya biberi. Kapya onlar biberi. Domates. Oo, ondan çok güzel. Sonra... Her şey yetişiyor burada. Yani işte her şeyden azar azar. Bereketli topraklar. Her şeyden azar azar ekmeye çalışıyoruz işte. Allah da rahmet verirse inşallah. İnşallah. Yani güzel. Evet. Çok güzel ya, Üsküp havası da çok güzel. Böyle toprağa da verimli. Ettik, birer yeşillik olsun bahçemizde, güzellik. İşte burada neydi bak, adını da unutamıyorum ya. Sambar. Yok hayır. Biberiye miydi o? Fatma. Neydi bu ya? Lavanta. Lavanta. Bunlar ama farklı bir lavanta. Evet. Gayet yok gayet tekrar yeni açıyoruz. Gayet yeni açıyoruz. Çok güzel bir lavanta bu. Çok da güzel kokuyor. Bayağı uzun. Evet. Ya lavanta bahçelerini gör. Aa, müthiş ya. Aga da bize orada erik topluyor. Erikleri çaldın. Topladın mı? İzin aldın değil mi? Bu da kekik abi. Gördük abi, onların hepsini gördük. Evet. Çok güzel ya. Kokabilirsin abi. Kışın hiç geliyor musunuz abi buraya? Kışın tabii. Yani şöyle nasıl? Mart ve kışın Aralık gibi en son uğrarız. Aralık son gibi kapatırız. Allah nasip ederse, ömür verirse Rabbim. Bir daha Mart başı falan, Şubat sonu geliyorsunuz buraya. Geliyoruz. İşte bahçemizi bir elden geçiririz. Bakımını yapıyoruz. Gübreleme yapmışsak kışa girmeden önce bir gübreleme yapıyoruz. Altına toprağa çeviriyoruz. Hazırlıyoruz yani, yaza hazırlıyoruz. Sonra çevirip bırakıyoruz. Bir miktar sonra da soğanımızı, patatesimizi ekip bence artık ekonomik özgürlüğünü kazanan bütün Üsküpler geri dönmeli. Bu güzel bahçelerde yine hem çocukluklarını anımsayıp yaşamalılar, hem de bundan sonraki hayatlarını daha güzel bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde burada geçirsinler derim. Ben Üsküp'te olsam hemen koşar gelirdim buraya. Asfaltta birer kahveyi rakam edebiliriz. Olur efendim. Kahve içer miyiz? O zaman bir şarkıyla bitireyim ben bunu. Olur mu? Aga var mı istediğim şarkı? Biliyor musun sen? Okur musun? Senin söylediğinden şarkı dinleriz. Yok yani. Beraber okuyalım. Ben okumayayım. Sanki cennetten köşeli, hep havalı, çok keyifli, 3-5 söyler tatlı dilli, eli de billur şişeli, Trakyalı, Trakyalı, tebe koca pelvanlar diyarı, Trakyalı, Trakyalı, evladı Fatihan'dır adı şanlı, Trakya'ya, Trakya'ya, assayım aga, Trakya'ya. Evet, Üsküp gezimiz devam ediyor. Misafir olduğumuz, yani daha doğrusu kendimizi misafir ettirdiğimiz bir evde. Abla da sağ olsun bize yöresel bir ikramda bulundu. Sizden dinleyelim, içinde neler var, anlatır mısınız? Adına zerinlik deniyor. Pazı ıspanaktan da oluyor. Yumurta, sıvı yağ, yoğurt, istenirse kabartma tozu da konulabilir. Un var mı içinde? Bir de mısır unu. Mısır unu var. Aha, mısır unu. Bunu böyle köfte gibi yapıp? Köfte gibi değil. Nasıl kek yapıyorsunuz? Gibi. Ha, kek gibi yapıyorsunuz. Aha, kek çırpıyorsunuz. Gibi. Kıvamı kek gibi mi oluyor? Biraz evet. Daha koyu da olabilir. Sonra bunu tepsi yağlanmış tepsiye yayıyorsun. Pişiriyorsun fırında sonra. Bu nedir ablacığım? O da kızılcık suyu. Peçka kızılcık suyu. Peçka. Kızine de. Hmm. Kızılcık suyu da bizim ormanlarımızda yetişen kızılcık meyvesinden. Kaynatıp suyunu. Hem hafif hem de lezzetli. Elinize sağlık, evet, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sıcak olunca daha güzel oluyor aslında. Teşekkür ederim. Misafir umduğun değil, bulduğun yer derler ya. Bizim davetçi misafir. Kapıyı çaldık, girdik içeriye. Bu vardı. Bunu ikram ettim size. Teşekkür ederiz. Biz Kırklareli halkıyız. Andımız olur sözümüz. Damarlarımızdaki kan. Atatürk bizim özümüz. Biz Kırklareli halkıyız. Andımız olur sözümüz. Damarlarımızdaki kan. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa eski bir Üsküplü dersin sevgilim. Efendim burası da hem nikah salonu hem kültür evi hem toplantı salonu. Gördüğünüz gibi gayet şık yapılmış bir yapı, bir bina ve salonu da oldukça geniş. Üsküp için gayet kullanışlı, hem oturma alanları yapılmış, hem nikah sarayı olarak kullanılıyor, hem de kültür evi. Evet ve yine bu tarafta da tarihi giysiler, tarihi argümanlar var yine. Eskiden kullandığımız giysiler var. Çepkenler, yelekler, hanımların giydiği elbiseler var. Burada yine hem kadın hem erkek giysileri var. Dikiş makinesi var. Yani Üsküp'te yok efendim. Böyle de güzel bir modern salon var. Bu modern salonda da yine toplantılar yapılıyor. Evet, burası da yine Üsküp Belediyesi'nin bir projesi olarak Üsküp halkının hizmetine sunulmuş efendim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diyerek de bir sözüyle bunu perçinlemiştir. Burada Üsküp Belediyesi bir kültür evi yaparak aynı zamanda hem Üsküp halkına hem de dışarıdan gelen dostlara Üsküp Belediyesi'nin hizmet olarak sunmuş olduğu bu kültür evinde de gereken ne varsa hepsi yapılmış. Bütün detaylarıyla eski tarihi giysilerimiz, eski tarihi kullanmış olduğumuz alet, edevatlar, araç gereçler hepsi bu kültür evinde ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hitabesi de burada. İstiklal Marşımız bir tarafta, bir tarafta da Türk gençliğine hitabesi burada ve altına da yine Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diyerek imzasını atmış. Rahmetle, minnetle anıyoruz atamızı da.